Merhabalar, Kınaleller Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 3 ilmekten oluşuyor. 3, 3, 3 şeklinde taktıktan sonra 2 tane de kenar ilmeği ilave edelim. Ve örgümüzün arka yüzünden bütün ilmeklerimizi ters örelim. Örgümüzün ön yüzünde modelimizin kurulumuna geçelim. Ben alt kısmına lastik başlamadığım için bu şekilde örgümün arka yüzünden bir sıra ters örüyorum ve örgümün ön yüzünde modelimin kurulumuna geçeceğim. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra üzerine örgümüzün ön yüzünden modelimizin kurulumuna devam edebilirsiniz. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane şişime ipimi doladım ve bir ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir doladım, bir örmeden aldım ve iki tane ilmeğimi düz ördüm. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Bir arttırdım, bir örmeden al ve iki tane ilmeğimi düz ör. Ve örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve burada örmeden almış olduğum ilmeğim ve dolamış olduğum ilmeğimi ikisini birlikte sol elimden, sol şişimden sağ şişime alıyorum. Ve tekrar iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi birlikte aldım. Ve iki ilmeğimi ters ördüm. Dolamış olduğum ve örmeden almış olduğum ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Ve son kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bu örmeden almış olduğum ilmeklerimi yine örmüyorum. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve bu ilmeğimi bu şekilde çıkartıyorum. İki ilmeğimin arkasına getiriyorum ve bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. İsterseniz bu şekilde örmeden de değiştirebilirsiniz. Bu şekilde iki ilmeğimi düz ördüm ve diğer bir arttırmış olduğum ilmeğim ve diğer örmemiş olduğum ilmeğimi de bu şekilde örüyorum. İsterseniz de bu şekilde benim gibi örmeden alıp örüp ve tekrar bu şekilde çevirebilirsiniz. Sizin nasıl kolayınıza giderse bu şekilde örebilirsiniz. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Ve son kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün arka yüzüne geldim. Yine bu örgümüzün arka yüzünde şu şekilde ilk ilmeğimizi örmüyoruz. İki tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Yine aynı şekilde bu ilmeğimizin yerini değiştiriyoruz. Öndeki ilmeğimizi bu iki ilmeğimizin arkasına örmeden aldım ve diğer iki ilmeğimi ördüm. Ve bu ilmeğimi de ters ördüm. İsterseniz bu şekilde çıkarıp şöyle iki ilmeği öne, öndeki ilmeği de arkaya alaraktan ilmeklerimizi ters örebilirsiniz. Modelimin son sırasındayız. Modelimin kurulumu bu şekilde devam ediyor. İki ilmeğimi ters ördüm ve tekrar diğer ilmeğimi de. 3 ilmeğimiz de ters örülüyor ama ilmeğimizin yerini değiştiriyoruz. Öndeki ilmeğimi şu şekilde hemen arkaya alıyorum. Arkadaki 2 ilmeğimi de öne alaraktan örüyorum.
ve kenar ilmeği. Ve ilk modelimizin kurulumu tamamlanmış oldu. Tekrar ikinci modelimizin kurulumu da aynı şekilde devam ediyor. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir doladım. Bir ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir doladım. Bir örmeden al ve iki ilmeğimi düz ör. Örmeden al. İki ilmeğimi düz ör. Dola, örmeden al ve iki ilmeğimi düz ör. Ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Şöyle ipimi serbest bırakayım, açılmadı. İki ilmeğimi ters ördüm. Ve örmeden almış olduğum ilmeğimi yine örmeden alıyorum, iki ilmeğimi birlikte. İkinci modelimin ikinci sırasındayım. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve yine bu iki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum ve bu ilmeğimi bu iki ilmeğimin arkasına getiriyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Tekrar yine aynı şekilde devam ediyorum. Yine örmeden alıyorum, iki ilmeğimi ördüm ve iki ilmeğimin arkasına getirdim. Az önce de söylediğim gibi, sizin nasıl kolayınıza gidiyorsa, ister benim gibi bu şekilde örmeden alıp ördükten sonra yer değiştirebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Ördümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra yine öndeki ilmeğimi örmeden alıyorum ve iki ilmeğimi ters örüyorum. Hemen örmeden almış olduğum ilmeğimi bu iki ilmeğimin arkasına getiriyorum ve bunu da ters örüyorum. Yine 3 ilmeğimizi de ters örüyoruz ama bakın, öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki 2 ilmeğimi de şişimin önüne alaraktan ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Hemen şöyle tekrar göstereyim. Yine ister bu şekilde örmeden yer değiştirip örün, isterseniz de benim yaptığım gibi örmeden alıyorum, iki ilmeğimi örüyorum ve sonra bu şekilde ilmeğimi değiştiriyorum. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. İki modelimi de sizlerle birlikte yaptım. Yine tekrardan aynı şekilde devam ediyoruz. Hemen daha önceden yapmış olduğum modelimin büyük halini şöyle sizlere göstereyim. Modelimin büyük hali bu şekilde. Modelim her türlü örgüde kullanılabilecek bir örgü modeli. Bebek örgülerinde, yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda, genç örgülerine de yakıştırıyorum ben bu modelimi. Her türlü örgüde kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz. Ve burası da örgümün arka yüzü ve burası da örgümün ön yüzü. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.